pazar kalmasın gibi pazar kalmasın değil. Tam hafta içi okula yetişmeye çalışıyorum. Günaydın. Yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Gerçi artık öğleden sonra oldu. Saat 1'e geliyor. Günaydını kalmadı ama olsun, günaydın diyeyim. Sabah birazcık ev işi yaptım yine. Çamaşırları topladım. Müge yeni çamaşır yıkamıştı. Onları astık falan. Şimdi dün aldığım keki yiyorum yine kahvemle birlikte. Ondan sonra birlikte dışarı çıkacağız. Yine birkaç tane işimiz olacak. Bunlardan bir tanesi tuvalet kağıdı almak. Babam gittiği için şu an Müge ile ben varız ve evdeki yetişkin ben olarak bu tarz işleri benim halletmem gerekiyor. Keza dün bulgur pilavı falan yaptım yani evde. Şimdi telefonun şarj olmasını bekliyorum. Belli bir düzene gelince üstümü giyineceğim ve birlikte çıkacağız. Geçen sefer Lewisham'a gitmiştik. Bu sefer de Greenwich Shopping Park diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Orada böyle kocaman, orada bütün mağazalardan var. Açık hava alışveriş merkezi gibi bir yer orası. İşte Wilko var, Lidl var, Asda var. Ondan sonra Sainsbury's var. Kocaman bir Sainsbury's var. Marks & Spencer var. Her şey var orada. Kocaman bir Primark falan var. Hepsine gitmeye vaktim olmayacak muhtemelen. Çünkü 5'te mi? 5'te mi kapanıyor bugün? Şu an çok üzüldüm. Bir dakika. Sainsbury's 5'te kapanıyor. Marks & Spencer'da her yer 5'te kapanıyor ve saat 1'e geliyor. Tamam, 1 saat içinde çıksam 2-3 saatte yapacaklarımı yaparım diye düşünüyorum. Evet, şu an hazırım ve makyaj yaptım ufak. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Herkese selam. Dışarı çıktım. Yine elime pazar arabamı aldım. Yoğurt, yumurta falan alacağım. Onları elimde taşıyamam. Tam bir adulting günü oluyor bugün yani tam olarak. Hem temizlik, çamaşır, hatta adulting hafta sonu oluyor kısaca. Gitmişken diğer Sainsbury's gibi yerlere de bir bakacağım. Belki güzel Christmas kupası vardır. Hala umudumu kesmedim. Neyse, hava çok soğuk, ellerim donuyor. I wasn't sure. Now I see it clearly in my mind clearly where to start to decide to go on. Faded back into life. Selam, şu anda Lidl'a gittim. Lidl'da hiçbir şey yok ve çok fazla sıra vardı. Ben de hiçbir şey almadan direkt çıkıp Sainsbury's'e geldim şimdi. Şimdi buranın ev eşyaları kısmındayım. Neler var diye bakacağız. Bunlar Paşabahçe değil mi ya? Paşabahçe'de benim böyle çok benzer bardağım vardı. Sanırım Paşabahçe'si. Bunlar bu arada. In my mind clearly where to start to decide to go on. Hmm.
rengi bunun. Ve bunun da set gibi böyle. Çok hoşuma gitti. Şu an Sainsbury's'den çıktım ama istediğim verimi alamadım. Hiçbir şey yoktu bence. Zaten gördüğüm maksimum şeyleri de gösterdim ama hiçbir içime sinmedi. Onun için çıktım, şimdi Marks & Spencer'a gidiyorum. Merhaba. Şu anda otobüs bekliyorum durakta, eve gidiyorum. Son Asta'ya koşarak girdim ve alacağım işte yoğurt, yumurta falan filan onları aldım. Bacaklarım şu an ölüyor. Eve gidip yoğurtlu, kıymalı makarna yapmak istiyorum sadece. Canım spesifik olarak bunu çekiyor. Herkese selam. Şu an makyajım aşırı ağır göründü gözüme. Eve geldim ve inanılmaz yorgun bir şekilde böyle yemek yaptım. O size bahsettiğim kıyma makarnayı yaptım. Yoğurtla birlikte yedim. Sonra üstüme bir güzel bir ağırlık çöktü. Of dedim, ben niye bu kadar çok yedim dedim. Ve çay yaptım. Kendime bir tane, şu an o çayı içiyorum. YouTube'dan işte video izliyorum şu anda, yanında da maça kadar. Maç da 2 dakikaya başlıyormuş. Şimdi maçı açacağım. Şu an böyle dinleniyorum. Mutfağın halini sormayın. Mutfak o kadar kirlendi ki. Yani ben yemek yaptığımda gerçekten bu mutfağı arkamdan biri ekstra dağıtıyor sanki. O kadar çok dağıldı mutfak. Girmek istemiyorum şu an mutfağa. Yani gideceğim, bir çay falan daha yapacağım. Maç izleyeceğim. Belki sonrasında yaparım. Yarın yine iş haftası başlıyor. Daha ütü yapmadım. Of, çok yetişkinlik çok zor iş. Hadi maçı açalım. Yapmam gerekenlerden %100 kaçarken ben. İşimiz de yakalım. İsmail Asar, Walker'la mücadele. Sar onu geçti. İsmail Asar gidiyor. Walker düşüyor. Çünkü 2020'de Liverpool yenilgisi hızlaşmıştı o maçta.